Öncelikli olarak şeffaf olmak, açık bir iletişim dili kullanmak, ben dili kullanmak, suçlayıcı ve yargılayıcı yaklaşmamak çok önemli. Madde kullanımının bireysel ve iradi bir süreçle başladığını ama ilerleyen süreçte bir hastalık olduğunu, kronik bir beyin hastalığına dönüştüğünü düşündüğümüzde kişinin kendi elinde olmadan ilerleyen bir süreç ve biyolojik sonuçlarla giden tıbbi bir durum olduğunu bilmemiz gerekiyor öncelikle. Bu neden dolayı önemli? Karşımızdaki kişi söz verecek, belki işte yeminler edecek, bir daha içmeyeceğim diyecek, bu sondu diyecek ama bunu uygulayamayacak ve bu bazen aile bireylerinde öfke, kızgınlık, üzüntü, endişe gibi duygulara sebep olabilir. Ama bu duyguların kişiyle olan iletişimimizi bozmadan tedaviye olumlu bir etki sağlamasını bizim gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yaparız? Yargılamadan, eleştirmeden, suçlamadan, ben dili kullanarak kendimizi net bir şekilde ifade ederek. Durumla ilgili endişelerimizi aktarıp sen herhangi bir sıkıntı yaşadığını düşünmesen de gel biz gidelim bir doktora bir değerlendirsin. Ona göre de bir yol haritası çizeriz demek. Ve en nihayetinde bunların hiçbirisini kabul etmiyorsa da şunu söylemek çok önemli. Ben seninle birlikte yaşadığım süre boyunca senin madde kullanmanı istemiyorum. Sen eğer madde kullanmak istiyorsan ve böyle devam etmek istiyorsan söyle, yaşam planımızı buna göre yapalım şeklinde bir yol haritası çizebilirsiniz.